Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kosova'nın Prizren şehrindeyiz. Kosova'nın başkenti normalde Priştina. Oraya gitmedik, buraya geldik. Çünkü burası Osmanlı şehri olarak geçiyor. Buraları gezmek istedik. Şu an bulunduğumuz yer Taşköprü. Ve arkada gördüğünüz cami ise arkadaşlar Sinanpaşa Camisi. Size buraları biraz gösterelim. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burası böyle kafe, restoran tarzı yerler var. Şöyle. Park ettiğimiz yerde de arkadaşlar bize bir tane börekçi önerdiler. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Sarayeva börekçisiymiş. Bakalım bulabileceğiz mi? Çünkü daha kahvaltı yapmadık. Kahvaltımızı börekli yapacağız. Burası da şöyle bir meydan arkadaşlar. Burada da Sibel. Burası da arkadaşlar katedral. Kilise yani. Bir de arkadaşlar burada aşırı derecede Arnavutluk bayrakları asılı. Türk bayrakları da çok. Her tarafta da Türk bayrağı görebiliyoruz. Zaten bu yerde Türkçe'de yazıyor. Biz de bugün böyle Arnavutluk... Kırmızıları giyindik. Evet. Ben de böyle siyah başörtü falan taktım. Aynen. Aslında bilerek yapılmış bir şey değil. Tesadüfen böyle oldu ama güzel oldu. Benimki kırmızı beyaz detaylar var. Siz belki de kırmızı siyah. Kırmızı siyah. Arnavutluk bayrağı. Ama arkadaşlar ne taktım koluma? Türk bayrağımızı taktı. Bir de arkadaşlar karşıda görüyorsunuz Türk bayrağımız sallanıyor. Pardon, Türkçe biliyor musunuz? Zaten. Ha, Türk müsün? Tamam. Şey, burada Sarayeva börekçisi varmış. Vallahi bilmiyorum. Yok. Bilmiyorum. Şurada iki tane börekçi var ama. Hı. Ya orayı önerdiler de orayı arıyoruz, bulamadık. Arada bir yerdeymiş. Bilmiyorum abi. Tamam. Biz bakalım o zaman. Ha, yeni mi geldin? Ha, yeni mi geldin tamam. Abi? İyi, güzel. Tamam. Kolay gelsin. Oldu, kolay gelsin abi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir de sonra yeni gelen bir abiye sorduk. Türkiye'den yeni gelmiş. Bilmemiş nerede ne olduğunu. Börek Sarayeva. Ha, bulduk. Merhaba. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Buyur kardeşim. İki kişilik yerin var mı abi? 20 dakika için bekle içeride. Aha. Boşandığı anda çağırırım dışarı. Tamam. Tamam, biz içeri bakalım. Geç kardeşim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz börekleri. Şu an Börek Sarayeva'dayız. Burası tam Taşköprü'den bir 20-30 metre sonra solda iki çeşit börekleri var. Bir peynirli, bir de kıymalı. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin kardeşim. Buyur abicim. Hangi çeşit börekler var? Peynir, ıspanak. Kıyma yok mu? Kıyma çıkar abi. Ne kadar sıra? 5-6 tepe. Patates var mı? Patatesli. Patatesli bile Kosova'da olmaz. Olmaz mı? Tamam. O zaman kıymalı alalım. Evet arkadaşlar, iki porsiyon kıymalı börek söyledik. Biraz sürecekmiş, fırındaymış. Sıcak sıcak gelecek. Bir de patatesli istedik arkadaşlar. Kosova'da patatesli börek olmaz dediler. Evet, ben peynirli sevmediğim için peynirli söylemedik ama Sibel de söylemedi. Niye söylemedi? Kıymalısı çünkü güzel oluyor buranın. O yüzden söyledim. Şeyli vardı, normal peynirli komple. Bir de ıspanaklı peynir karışık, bir de kıymalı varmış. Yani üç çeşit börekleri var. De abi büyük bir ihtimal buralı ama Türkçe biliyor. Aynen, Türkçe biliyor de yani. Ve hani şey de olabilirler tabii. Öğrenmiş de olabilir. Eskiden kalma arkadaşlar, yani Osmanlı zamanından kalma. Burada ondan sonra Türkler de kalmış büyük ihtimalle. Ve buradaki halk Türkçe öğrenmiş. Hala daha devam ediyor yani Türkçe konuşmaya. Arkadaşlar böreğin yanında şöyle bakıyoruz masalara. Yanında şey yok mesela. Domatesi, evet. Salatalığı, biberi. Sırf börek geliyor. Bir de ayran içiyorlar. Biz de ayran içeceğiz. Böreklerimiz gelsin, sonra devam ederiz. Buyur kardeşim. Teşekkürler. Afiyet olsun abi. İki tane de ayran alalım abi. Evet arkadaşlar, böreklerimiz geldi. Şöyle gösterelim size. Görüyorsunuz. Çok lezzetli görünüyor arkadaşlar. Aynen. Bakalım oradaki gibi mi? Sarayeva demiştik. Ben çok beğenmemiştim. Bakalım buradaki nasıl. Çok güzel. Değil mi? Bayağı iyi. Aşırı iyi ya. Orada kıyma dağılmıyordu ağzında. Burada dağılıyor ağzında. Çok harika ya. Arkadaşlar buraya geldiğinizde mutlaka böreğinden yemelisiniz. Gerçekten burası arkadaşlar. Burası ismini Bosna'dan alıyor olabilir belki, Sarayeva'dan. Ama Kosova'nın da börekleri gerçekten çok meşhur. Ve demin abinin söylediğini belki duymuşsunuzdur. Kosova'da patatesli börek olmaz diye. Hani buranın usulüne göre yapıyorlar bence, değil mi? Mesela Bosna'da patatesli börek yemiştik. İkisi farklıdır. Bu arkadaşlar düz bir şekilde. Bosna'daki ise tepside böyle yuvarlak bir şekilde yapıyorlar. Yani Bosna değil, Kosova'nın böreğini daha çok beğendim. Hani buranınki daha hoşuma gitti benim. Ben ikisini de beğendim ama birazcık daha önde. Ya diğer taraftaki yerken böyle daha bir sert. Biraz da dağılmıyor gibiydi ama aynen, lezzetliydi bence. Bunu da bildiğim hani kaybolup gidiyor ağzında. Evet arkadaşlar, bir porsiyon kıymalı börek, 1,5 euro. Bu arada Kosova'da gerçekten hani yeme içme bayağı uygun. Biz bunları yiyelim, sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, böreğimizi yedik. Bir de şunu çek. Burada bir tane heykel var arkadaşlar. Kosovaca yazdığı için çok anlayamadık.
bir asker. Cevat Barışa. Evet arkadaşlar, şimdi Fli yemeğe gidiyoruz. Fli Kosovalıların yöresel bir tane yemeği veya yöresel böreği diyebiliriz. Evet arkadaşlar, ama karnımız doydu. Çok da zamanımız yok burada, o yüzden bütün tatları tatmak istiyoruz. Daha doğrusu yani buraya özgü tatları tatmak istiyoruz. Şimdi de Fli yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Orada tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, buradan daha çok belli oluyor. Taş Köprü karşıdaki. Hemen sağında Sinanpaşa Camisi var. Burada böyle kafeler var sırasıyla. Bizim gideceğimiz yerde tam arka tarafına düşüyor buranın. Fili yemeye gideceğiz. Böreği yediğimiz yerde şu caminin olduğu yerin hemen ön tarafı, yani Taş Köprü'yü geçtikten sonra biraz 20-30 metre ilerledikten sonra hemen solda küçük bir börekçi var. Orada böreği yiyebilirsiniz. Burada böyle oteller var arkadaşlar. Biz gerçi burada kalmadık çünkü arabayı park edecek yeri bulamazdık büyük ihtimalle burada. Ama çok uzak değildik arkadaşlar buraya. Tek 5 dakika uzaklıktaydık. Aynen. Çok güzel, su sesi falan böyle. Çok rahatlatıcı burası. Aynen. Böyle içeceğini alacaksın, oturacaksın buraya. Oh. Banklar da var zaten kenarda arkadaşlar. Biz arkadaşlar, bizim burada internetimiz yoktu dün. Anlatmıştım Kılayalı videosunda. Onu da arkadaşlar izleyebilirsiniz. Bir de abone olursanız, beğenirseniz çok seviniriz. Çok seviniriz gerçekten. Yorum atarsanız da bizi mutlu edersiniz. Burada sim kartı geçerli değildi arkadaşlar. MTEL sim kartı almıştık Avusturya'dan gelirken. Sadece Bosna'da, Hırvatistan'da geçerliydi ve Avrupa ülkelerinde. Gerçi burası da Avrupa ülkesi ama yine de geçerli değil burada. Aynen, bir de Levara diye hattımız var. Onu evet, da Almanya'dan da almıştık biz. Ona da hatta paket yükledik. Evet, para yükledik. Sandık ki Kosova içinde vardı sandık ama roaming olarak varmış. Ama bir tane app bulduk. Eğer Kosova'ya gelecekseniz, hani hattınız yoksa. Veya şöyle diyebiliriz. Balkan turu falan yapmayı düşünüyorsanız biz gibi mutlaka bu app'i indirin. Evet, çünkü bütün ülkeler için eSIM alabiliyorsunuz. Yani eSIM'de de sim kartı yok. Telefonun üzerinde işleniyor. Direkt internet üzerinden. Ama işte eSIM'i kaldırması lazım telefonunuz. Bir de şimdi videonun alt tarafı ekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, Kemal internetten bir şeye bakarken ben size o sarı arabaları çektim. İnanın böyle geçişleri gibi sakin kullanmıyorlar arabayı. Her an her yerden bir tane araba çıkabiliyor. Bayağı şey Türkiye, kullanıyorlar. Türkiye trafiği gibi. Hani burnunu soktuğun anda evet. Yol hakkı senin. Aynen. Böyle çok kural tanımıyorlar bizler gibi. Arkadaşlar, şu an böyle biraz daha sakin bir yerine geldik. Yoğunluğun olmadığı bir yer. Hani gideceğimiz yer böyle sakin bir yerde herhalde. Köy gibi değil mi şurası? Ya köy gibi değil de mesela Afyon'un ara sokakları da böyle oluyor. Yani ara sokak, yani ara sokak gibi bir yerde büyük ihtimalle. Navigasyona girdik. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet, size şöyle şu evi falan göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bildiğiniz köy evi işte. Değil mi? Evet. Baksana böyle hani yani yapılar da böyle hani bir köy havası var. Yani şu an burada bir köy havası var gerçekten. İçeriden inek sesi gelirse tam bir köy havası olur. Arkadaşlar, bir de mesela Kosovalıların plakası da böyle bizimki gibi 01-02-03-04 diye başlıyor. Mesela Prizren'inki 04 olması lazım herhalde. Çünkü çok fazla 04 var burada. Kuzenlerimin kaldığı yerin plaka kodu 01 mesela. Öyle tam yani, şeyde burası olduğu için, tam böyle sınırda olduğu için, Sırbistan, Kosova sınırında kaldıkları için büyük ihtimalle oradan başlayıp böyle 1-2-3-4 diye olabilir. Devam ediyor. Bir de arkadaşlar, bu arkada gördüğünüz yer hani cami, böyle ölüm ilanları bu şekilde yapıyorlar yani. Yeşil çerçeveli ve caminin önlerini bu şekilde asıyorlar arkadaşlar. Yakından göstereyim arkadaşlar böyle. Böyle resimli var, resimsiz var. Aynen, mesela rahmetli İsmet amcada böyle resim var. Mekanları cennet olsun. Hello my boy. Hello. Arkadaşlar, Kemal böyle yöresel bir yer diye bizi merkezden o kadar çok uzaklaştırdı ki. Bakalım acaba nasıl çıkacak Fli. Burası bence bir köy arkadaşlar. Köyde herhalde bir tane teyze. Ya öyle bir şeyse, yapıyor. Öyle bir şeyse güzeldir. Ama yani bilemedim ki, çok değişik bir yerler. Evet arkadaşlar, yollar bile tükendi burada. Türkçe biliyor musun? Türkçe. Şey, Fli yiyecektik de Fli. Fli. Ama Fli'ye sipariş yapacaksın. Ha, böyle şeylerde yok mu? Kafelerde böyle börekçi. Yani. Çarşıya mı? Çarşıya bakıyor musun? Yok, tam bakmadım. İnternetten girdik de burayı gösterdi. Bu nasıl istedi ama onda sipariş yapacaksan bir tepsi alacaksın. Ha, o zaman yanlış girdik biz. Aha, yok yok, biz sadece tadımlık yemek istedik. Evet. Şey, çarşıda vardı değil mi? Çarşıda var ya. Otele karşı şu Aurora.
Orada bir sorun. Aha, tamam. Çünkü hepsi bunda sipariş. Aha, tamam. Tamam. Bir cene var da fırınlar. Tamam, tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, geldiğimiz yer barış özel yapıyormuş. Bir tepsi. Merkezde var. Aynen, fırıncılarda oluyormuş genelde. Bir oraya sorun dedi. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Şuradan bir mı? Bir de buradan gidelim. Hadi bakalım. Bir de bu yoldan gidelim. Çok otantik duruyor şu an burası. Hatta bir dakika şöyle bir fotoğraf çekeyim. Arkadaşlar fotoğrafımı sabote ediyor. Buralar da böyle arkadaşlar. Çok hoş duruyor. Burada büyük ihtimalle akşamları çıkıyorlar arkadaşlar. Böyle suyun kenarında oturuyorlar. Çekirdek çitliyorlar. Evet, yerde çekirdekler falan var zaten. Arkadaşlar gördünüz. O abi büyük bir ihtimal Kosovalıydı ama Türkçeyi de biliyor. Aynen, Türkçeyi biliyor. Yani inşallah çekebilmişimdir. Zaten şeyinden de anlaşılıyor. Aksanından değil mi? Aksanından yani. Biraz böyle bir şey var. Kosovalı olduğu belli oluyor yani. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hem burada Kosovaca yazıyor. Hemen yanında da derenin temizliğine dikkat et diye Türkçe yazmışlar. Arkadaşlar size şu şekilde göstermek istiyorum. Burada çok fazla böyle kolye falan takıyorlar. Bayağı güzel görünüyor. Burada bir tane abi cevapçıcı yapıyor herhalde. Evet arkadaşlar, şimdi camiye doğru gidiyoruz. Sinan Paşa Camisi'ne doğru. Birazdan ezan okunacak. Öğlen namazımıza orada kalacağız inşallah. Evet arkadaşlar, camiye geldik, Sinan Paşa Camisi'ne. Şimdi içeriye doğru gireceğiz. Girişte arkadaşlar görüyorsunuz, burada şey yazıyor. Sinan Paşa Camii Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir yani. Türkiye ile Kosova beraber restorasyonunu yapmış buranın. Ekmek hemen getireceğim. Şurada hazırdı bu var. Evet arkadaşlar, bir tane böyle nasıl diyeyim, kebap tabağı söyledik. Adam bunu önerdi bize. Burası arkadaşlar Beska restoran. Tam meydanda. Burada arkadaşlar filimiz var. Hayır. Hayır. Şapet tava mı? Öyle bir şey ismi var onun. Arkadaşlar. Şapet ne tava mı? Öyle bir şey. Bu kaymak, içerisinde biber var. Normalde halam ve kuzenlerim bunu çok sulu yapıyor. Ben de onlar gibi yapıyorum normalde ama bu birazcık biraz katı geldi. Sonra burada ne var? Şöyle bir şey var. Tavuk herhalde galiba bu. Aynen. Ondan sonra bir adet cevap çiçi köftesi. Sucuk var. Kosova sucuğu. Kosova sucuğu. Sosis var. Kosova sosisi. Burada da şunu an kaldıramayacağım ama köfte var. İçi şeyli, üstü kaşarlı. Yanında da bu garnitürleri var. Böyle arkadaşlar, şimdi bunu yiyeceğiz. Ondan sonra size de yorumumuzu söyleyeceğiz. Birazdan da filimiz gelecek arkadaşlar. Flea'da en çok arkadaşlar, onu merak ediyoruz. Flea'da arkadaşlar şey... Birazdan kaymaklı, göreceksiniz arkadaşlar. Kaymaklı böyle nasıl diyeyim, yufkadan mı yapılıyor? Hamurdan, hamurdan. Hamurdan. Hamurdan aralarında böyle şey var, böyle kaymak var. Tekbukların kaymakları çok fazla sulu. Ama tekbuk katı gelmiş. Niye öyle oldu onu anlamadım. Çok da ilginç ha. Hazır tavuklar gibi arkadaşlar. Ha, arasında peynir mi var? Arasında da peynir var. İnşallah beyaz peynir değildir. Fena değil. Biraz böyle şeyli. Ekşi gibi böyle. Bana ne gibi geldi biliyor musun? Bosna'da bir tane köfte yedik ya. Onu buna birazcık benziyor. Bu arkadaşlar içi bu şekilde, yine şey gibi, cevapçıcı gibi. Deneyelim bakalım. Fena değil. Bir de şunu deneyelim. Kaşarlı köfte. Ha, arasında da kaşar var arkadaşlar. Hem arasında hem üstünde. Köfteleri bunların böyle şey. Çok sıkı arkadaşlar, görüyorsunuz. Çok böyle köfte olduğu, et olduğu belli olmuyor değil mi? Nasıl? Güzel. Bir sucuğunu deneyelim arkadaşlar. Bakalım biz ne yapıyoruz, sucuğundan daha mı güzel. Dışı biraz sert arkadaşlar. Değil mi? Birazcık ben de kesmekte zorlandım. Şöyle göstereyim size. Normal sucuk gibi değil arkadaşlar, şey gibi. İçli biraz. Değil mi? Ben sen beğenmezsin diye düşünmüştüm. Yani bizim sucuk gibi değil arkadaşlar. Tabii ki de. Çok farklı. İçli. Ama içli. Farklı bir tat. Bir de arkadaşlar, Kosovalıların ne denir ona? İsmi neydi? İsli kuru et mi? Değil mi? Kuru et. Halam hep getirirdi arkadaşlar. Yani o kadar çok bayılarak yerdim ki ben. Böyle pastırma gibi ama kuru böyle. Ve baharatsız. Gerçekten çok güzel. Harika tadı. Ama işte Kemal yemediği için ben de yedim. Aşkım. Birazcık sen de yemek ister misin ondan?
Bence çok güzel yani. Bir de şunu deneyelim arkadaşlar, bu kaymaklı. Şeyi denemedik, sosisi. Tamam, sen dene bakalım. Nasıl? Senin yaptığından farklı. Ben halangil gibi yapıyorum ya, onlardan öğrendiğim kadarıyla. Çok belki farklı yani, duruyor zaten. Şey olabilir yani, farklı bölgelerde farklı yapıyor olabilirler. Evet, olabilir. Sosis normal sosis gibi değil. Ben normal arkadaşlar sosis yemem. Etli böyle herhalde. Denemek istiyorum bakalım. Sosis gibi değil arkadaşlar, içi zaten şu şekilde. Böyle kıymayı sanki böyle preslemişler gibi arkadaşlar, böyle. Et gibi. Evet. Nasıl? Çok farklı. Değil mi? Farklı yani. Bu konuda birazcık hayal kırıklığına uğradım. Acaba bu biberle daha mı farklı olur ki? Normalde çünkü arkadaşlar, benim halam böyle biberden yapardı. Kırmızı biberi şeyle yaparlar normalde. Sarımsakla yaparlar. O da çok güzel oluyor. Ama bu birazcık değişik geldi, tatlımsı. Ama genel olarak arkadaşlar, biraz bana çok şeyli geldi böyle. Baharatlı geldi acayip. Acı mı? Acı istememiştik ama ya. Baharatlı geldi arkadaşlar bu şeyler. Sosis olsun, ondan sonra sucuk olsun, böyle biraz şey ağır geldi bana. Bana da biber çok ağır. Çok biraz acı ya. Bu mu acı olan? Hı hı. Ben acı severim arkadaşlar. Bayağı acı. Evet, acı gerçekten. Ama iyi, güzel. Beğendim ben. Ha, bu biraz daha ona benziyor tadı. Değil mi? Evet, birazcık anımsadı. Son olarak da arkadaşlar şöyle bir şey geldi. Bu böyle hamur var üzerinde. Aralarında kaymak var. Bunun adı fliye arkadaşlar. Bunların geleneksel hamur işlerinden bir tanesi. Arkadaşlar, Kosova'nın gulaşı da çok meşhur. Gulaş Türkçe'de gulaştır herhalde, gulaş, değil hani mi? Aslında bilindik bir şey. Şeyde çok meşhur o. Macaristan'da. Ama ben dediğine göre burada da iyi yapıyorlarmış. Evet. Bir de kuru fasulyeyi de çok sever arkadaşlar buradakiler. Kuru fasulye ama şeyli yapıyorlar, pastırmalı. Evet, ya da pastırmalı. Kuru etli. Aynen. Kuru etli. Benim sevdiğim kuru etliden. Bizde şey katıyorlar içine, pastırma. Bunlarda da kuru et katıyorlar. Aynen, ya pastırma katarlar bize ya et katarlar. Ama burada kuru et katıyorlar. Şimdi arkadaşlar şunun tadına bakalım. Bir parçası geldi sadece. Çok kuru geldi bana. Acaba üstte olduğu için mi? Tadılmış mıydın? Bence biz, tabii ki de. Birlikte hatta Rifle'deydik ya, hatırlamıyor musun? Doğru. Arkadaşlar belki de kaymaklı biberi, bir de fliyi Pristina'da yememiz gerekirdi. Belki hani orası daha yakın ya bizimkilere. Belki alışık olmadığın tadı olduğu için farklı geldi sana. O da olabilir. Ama bunu sen de pek fazla benzetemedin, öyle değil mi? Yani böyle çok kaymak şeyi gelmiyor tadı. Hayır, gelmiyor. Çok aşırı böyle yanık tadı var. Evet, biz bunu normalde yaşayan çok severek yeriz. Evet arkadaşlar, böyle biz bunları yiyelim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Pardon arkadaşlar, kapatmadıktan. Fiyatları arkadaşlar bunun, şu bir kişilik diye geliyor. Ama gerçekten çok et var içinde. 13 euro. Şu galiba 3 euro falan olması lazım, bu da 2 euro olması lazım. Yani toplamda çileklerle beraber 20 euro, belki 20 üstünde biraz hesap gelebilir. Ha, makul bize göre. Ama Türkiye ile kıyasladığımız zaman sanki burası biraz daha, çok aşırı değil de biraz daha böyle Türkiye'ye göre biraz pahalı gibi. Ama tek Türkiye göre değil, bence buraya göre de pahalı. Ha, doğru, burası şey olduğu için ama. Turistik yeri olduğu için belki de. Yani. Mesela Sibel'in kuzenlerinin kaldığı yer, bize anlattılar. 8 euro 2 kişi full doyuyormuş. Yani 8 euro da bayağı uygun. Evet, bayağı iyi. Biz bunları yiyelim arkadaşlar, sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, çıktık şimdi restoranttan. Toplamda 19 euro tuttu. Fena değil aslında. Aynen. 19 euro iyi. Aynen. Hatta yiyemedik yani çoğunu. Biraz fazla geldi bize. Öyle arkadaşlar. Videomuzu da artık burada yavaştan bitiriyoruz. Bugün Kosova'nın şehri Prizren'deydik. Böyle şiir videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.